Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün ücretsiz Steam oyunlar serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün oynayacağımız oyun başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Club Soccer Director 2022 arkadaşlar. Mart 2022'de çıkmış bir oyun. Gerçek futbol kulübünün birini kontrol edin ve kendi kulübünüzü oluşturun. Futbol kulübü menajerlik oyunu Club Soccer Director 2022 sizlerle. Club Soccer Director 2022 şimdiden ücretsiz olarak indirin ve futbol takımınızı yönetme yolculuğunuza başlayın demiş oyun yapımcılığı. Oyun simülasyon spor strateji tabanlı bir oyun olarak geçiyor arkadaşlar. Bakalım seri de olabilir, seri de olmuş da olmamış olabilir. İzleme serisi ve beğenileri göre de bu seriye devam edip etmememe belli olacak arkadaşlar. Onun için izliyorsanız da beğeni atarak da yorumlarda belirterek de destek olabilirsiniz bu seri için ve benim için arkadaşlar. Şimdi buradan bir bakış atalım oyunumuza. Oyunu başlatıyoruz. Tercih ülkeni seçin. İlk isim adımızı yazalım. Merchant YouTube diyeceğim. Uyruk Türk. Türkiye. Tamam, Türkçe giriş yapalım. Bu bizim şey mi? Kendi çıkmış mı olacak? Yani bir tık şu olsun. Sadece gözlük kullandığım için gözlük tipi hemen şu. Yani şunu işaretleyebiliriz. Saç rengi. Tamamdır. Kıyafet tabii ki bu. Ya da bu mu? Bence şu olsun. Daha iyi. Şaka. Çok da şaka bakmam. Bence şakasız olsun. Daha iyi. Tipi değiştirmem. Avatarımızı tamamladık. Hoş geldiniz. Bu senin geldiği bir futbol takımımızın direktörlük kariyerin. İşin kulübü yönetirken başarılı olup kurup gururla raporu sunmaktır. Menajer personel kadro gelin ve sponsorluk anlaşmalarını, stadyum testleri ve daha fazlasından sorumlusun. Birçok üst düzey kulüp direktörlük yaptım ve bu bazen zor bir iş olabiliyor. Sana kariyerine yardımcı olması için birkaç tavsiye vereceğim. 3 önemli puanın var. Ortalama puanın, tanınırlığın ve taktiksel bilgin. Yine puanın diğer 2 puanın ortalamasıdır ve daha iyi oyuncular, personeller ve işlerde edinmenin için yardımcı olacaktır. Tanınırlığın genel puanını etkileyecek önemli bir faktördür. Ünün sonuçlardan finansal performansla ve kulüp yönetmenliğine başarılımla artıp azalabilir. Son olarak taktiksel bilgin genel puanı arttırır, koşu seviyeni yükseltene kadar aynı seviyede kalacaktır. Başarılı olmak için kendi oyun tarzını oluşturmalısınız. İyi bir menajer ve teknik ekibi edinip doğru oyuncuların yanına uyumlu personeller edinmelisiniz. Ve onları oyun stilinize alıştırmalısınız. Menajeri çalıştırmanız bazen zor olabilir. Ama onları izle ve takım işlerine karışmamayı öğren, çalış. Özellikle de kontrolü seven iddialı menajerlerle. Bakalım kulübün seçimliğince. Süper Lig'de de yapılabiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da var. Birinci Lig'de var. Vay. Süper. Bakalım. Tuzlu Ümraniye. Hangi senin takım bunlar? Malatya var. Hatay, Göztepe, Giresun, bu yeni takım.
Ama sanki beni de birincilikte Eyüp Spor var diyebiliyorum. Allah burada Eyüp Spor niye yok? Anlamış değilim. Her neyse galiba lisansları alamadım. Ben bir o zaman bir İsmail Kartal, Güler Bas Antrenör. Ben bir merak ettiğim için mesela karşıda Toylent, Karabeyli var. Ve kumada daha tam o güncel yapmış. Mesela Trabzon'da Abdullah Avcı. Ha, bir ters at yapmışlar. Ben diyorum ne diyor? Ben arkadaşlar bakalım İtalya, Almanya, Fransa, İspanya falan var. Ve Türkiye'den her şeye bir bakalım nasılmış diye bir seri belki yapabiliriz. Bizim de göç yönetimi teşekkür ederiz. Yönetim kurulun kulübünü geliştirmek için gerekli deneyim ve itibara sahip olduğuna dair gerçekten endişeleri var. Kendi katılmak için size bir sezon zaman tanıyacağız. Ancak sadece hedefine ulaşmanız halinde ödeme yapacağız. Kulübümüzün genel oyun stili paslı, eğer çok önemliyse ve hedeflerimize ulaşacaksak vizyonumuzu değiştirebiliriz. Senden ulaşma beklediğim hedef ise ligi kazan. Şu anki mevcimiz İsmail Kartal. Kendisi iyi bir mevcerdi. Bu Ali Koç galiba. Ama belki de sen daha iyi bir işini getirmek istersin. Şu anki kadron güçlü ama daha güçlü ismini aramızı katmamız gerekiyor. Oyun isteğinin dışında senden beklentimiz taraftarların ve kurulun beklentisi karşılayarak bütçemizi arttırmak, yatırımlar ve gelir artışları elde etmek kulübümüzün daha iyi bir kadro ve teknik kadro oluşturmasını sağlayacaktır. Size yeniden gösterecek bir yarış hücumu teklif etmeye hazırız. Kulüple ilgili daha fazla bilgi almak ve pozisyonunu takip edip etmeyeceğinizi bildirmek için yeşil sosyal bilginizi ilginizi çekmeyi bildirmek için kırmızı düğmeye tıklayın diyor. Bakalım. 76, 75, 69. İsmail Kartal bu oluyor. Kulüp sahipleri, zengin sahipler. Şirketler doğru, vay 7 bin. Oyun düzey yapmışlar. Kulübün tarzı sabırsız. Her zaman olduğu gibi. Oyun maaşı 1 milyon olsa gerek, bu milyon dolar. Maaş tutması 39 bin dolar. En fazla kazanan 500 bin dolar diyor. Ücret para falan, mali sağlık iyi. Personeller Tahir Karapınar. Aa, tıklayalım mı sen? Bakın biliyoruz. Öyleyse güzel bir oyuna benziyor. Kadro bakın tipleri. Novak, Gustavo, Kim. Bu cidden Kim mi? Altay Bayındır, benzemiyor. İrfan, hiç alakası yok. Kadrom oyunu güzel. Ferdi Kadıoğlu sırası mı? Bilemedim. Sinan Gümüş var. Bu eski kadro ama Crespo falan var. Crespo böyle mi cidden? Belki Özel niye 75 yaş yaptınız? Vay, şeyler de var. Melih Bostan. Genç oyuncular da var. Arda Güler birazcık eksmen yapmışlar. Ama işi kabul edelim. Sezon sonunda takım para kazandığıma geldik. Sezon olacağını olacak. Anlaşmış taraflarına mutsuz etti. Oyun kanıtlamış bir geçmiş yerde itibarı yok. Bu gerçeklerini kulübü ileri getirmek için bulabileceğiniz en iyi kişimi. Bu geçmenin arkasında duramayız. Yanaşı tahta grubu. Vay be. Öyle olsun. Fenerbahçe taraftarı beni istemiyor. Başkan, kulübümüze hoş geldiniz. Seni taşımak için göz atıyoruz ve umarım kulübü ileri taşırız. Umarım belirlediğimiz amaçlara ulaşmak için başarılı bir kadro teknik ekip kurabilirsin. Ve seni desteklemek için burada elimizden geleni yapacağız. Gelecek sezon için hedefleri ve bütçe tartışmaları kabul etmeliyiz. Finansal açıdan kulüpleri finansal sahada iyi olarak derecelendirilmiştir. Kurulun bu sezon lig yapılması hedefi size sağlayacağımız yatırım ve bütçeler göz önünde alındığında gerçekçi olduğuna inandığımız ligi kazan. Yönetim kurulu kadromuzun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle önemli sezon hedeflerinden birisi de budur. Hedeflerimizi desteklemek için oyuncu personel için haftalık maksimum 1000 ÖSET'i de açmaya doğru
getirmesi artırabilir, tanıda konabiliriz, fon sağlayabiliyoruz. Evet dedim, duruma göre bakarız. Tamamdır. Bonnetti, temsilci. Tanıştığımıza memnun oldum. Personel ve oyuncu eğitim menajerim ve henüz temsil edilmediğinizi görüyorum. Sizi temsil etmek için ve itibarınızı arttırıp daha başarılı olmanızı sağlamakta mutlu duyarım. Menajer Mendes Bennett Anderson Zahavi. Bunlar galiba ünlü menajerler de olabilir. Çünkü bir tane sanki tanıdık geldi. Ama ben fazla abartmadan Bennett'i bir alalım. Dostluk maçı var Legia Varsova'yla. Bir bakalım sosyal medya. Transfer pazarı. Paslı. Gördüğünüz gibi onlar da mutlu değil için kontrat sona erdirip insana gittiğimiz zamana gelmişti. Ben yani İsmail Kartal'ı gönderebiliyor muyum? Şu an bir merak ettim. Bakacağım ama nereden bakacağım ki? Transferler. Evet, transfer sezonu kapalı. Başkan. Bir başkanın ismini koymamışlar. Ha, bunu da hedef bir kantininde yapıyorlar. Tamamdır. Bütçe. Mali değerler. Tamamdır. Bir bakalım. Nereden gideceğiz? Şuradan ileri. İzin 8 var. Oluyor mu? Olmuyor. Kuru. TV hakkı geri. 33 milyon bütçe verdiklenmiş. Peki biz nasıl ilerleyeceğiz? Bunu bir söylesene. Oyunu bir kaydedebiliyoruz. Ha, günü bir ilerleyeceğiz. Tamam, tamam. Buradan okunması gereken önemli mesajlar var. Bu ay sözümüzün sonuna çekmiş. O zaman nasıl şey yapacağız? Dur bakalım. Personel. Şununla sözleşmesi bitiyor. Yani burada mesela ben İsmail Kartal'ı gönderebiliyorum o zaman. Bakalım. Dur merak ettim. Kadro. Dur. Neredendi o? Taraftar güveni değil. Oyun kaydettik. Mesajlardan. Allah Allah, biz nereden baktık az önce? Ha, kadrodan. Kadro raporu bu. Dilden son. Heh, şuradan. Şöyle ben son futbol direktörüyüm. Tamamdır. İsmail Kartal. Hadi bay. Göndereyim mi? Heysosu getireyim. Her neyse. Derbi ettirelim. İsmail Kartal. Sizin tanışma güzel. Ama tüm saygımla başarılı olmanız için gereken ekip ve oyuncuların seviyesini kulübü çekmek için yeterince yüksek bir itibar sahibi olduğumuz konusunda endişelim var. Peki ya. Bakalım. Ooo 4-3-3 sistemi oynamayı sever. Ancak 4-2-3-1 dizisi ikinci dizisi olarak şeyi sever. Tamam mı? Son oyun detaylı ama bir ondan da güzel. Bir tık bir tık arkadaşlar bu oyunu yapabilir.
Evet. Beğenmiyor. Yani pastayı kontrol tak. Bırak aksına. Bakalım ne gelmiş. Siz yakın bir Türkiye olduğunu biliyoruz. Sağlık personeli için alınmanı ister misiniz? Kim? Fiyatı belirleyince. Ben burada fiyatı belirliyoruz. Talep. 1200. Ne bileyim, şu an öyle şey yaptım. Seni yaparsak daha iyi bir yaparız. Bir söylemesi bitsin. Aha, tahta öyküsü. Tamamdır. Bir günü götürecekti. Yeşil ileri butonu tamamdır. Sonra Tarsan, seni merak ediyorum. Daha sezon kapalı. İlerle bakalım. 10 Temmuz'da maç var. Ne geldi? Bekçi. Burundan reklam şey yaptınız. Herhalde 3 milyon iyidir. Şu maça kadar bir gidelim ya. Onun nerede? Ha, bu bizim şey. Antrenman şeyi. Legumasova, Boruspor, Southampton'da şey yapıyoruz. Onayladım. Kombine son tarihimiz geçti ve toplam 15 bin satarak 19 bin yedi ettik. Bu tutar banka yatırılmıştı. İyiyim yani. Mülkiyet kontrolü sonlandırmasını istiyorum ben. Yani bir futbol direktörü olacaksam teknik direktörüme güveneceğim. Onu halledeceğim. Tayyip Kaplan'ı da bana gönderemem. Tayyip Kaplan kalsın. Hayda. Bir onaylayayım. Takım baştan asam kuracağız. İsmail Kartal bizi inşallah batırmazsın. Onayladık bakalım. Son personel bir bakalım. Yani buradan da işi almalar var. Hal 12 ay kontratı var. Tazminat teklifi 12 milyon. Bir gel. Kimi alabiliriz? Las Palmas'ta şey, Serbis'teki oyuncu adı var. Şey var mı? Mesela burada mesela kontratak. Kontratak. Aa, burada şey de var. Uyruk. Tamamdır. Sadece dedikler. Evet. İkna edebilir değilim. Tersi Chicago'da. Tersi bu. Ha, bir tanesini illa yollayacağız. Tay kapıra kalsın ya. Bekçi. Sonic Ay. Tamam, kabul edelim. En azından para paradır.
Hatta şu maçlar bir gelsin yani çok beklettiniz. Hadi kabul etti, tamamdır. Eyvallah. Şu maç bir gelsin artık. Bak şu da maç şeyi geri galiba. Her şey kabul ediyoruz. Hadi de bir ilk bakış olduğu için böyle ilerleyelim. Buradan. Almeida. Gel bakalım. Barcelona Almeida. Geçti bakalım. Ya ben bunu geçtirmeyeceğim. Artık şu ilk maç şey gelsin. Ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz onu bilmiyorum ki. Beni anladığınız ve konuşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ha bunu biz gönderiyoruz. Okey. Takım yeteri kadar iyi değil. E ben ne yapayım? Yeteri kadar güçlü olmadığımı yeni üzerine gittiğini düşünüyorum. Aşağıdaki kadro raporuna bakalım. Artık transfer yapabiliyoruz. Geri gel. Oyuncu izleme merkezi. Kulüpsüz var mı? Ve isimler tanıdık mı? Değil galiba. Ne yapalım? Kontratı yüksekte düşüyor, ikna edebilir. Bir sonra mesela bir girişimde bulunalım. Gerçi ben bu şeyi bir bulmuş olsun. Vay şahide Dursun Lado'yu gönderiyoruz. Bunu oynanma zorun değil. Perkis de yolluyor. Neden mi? Neden? Haydi çok mesaj geldi. AMG gitmiş. Ne demiş? Caner Erkin istiyor. Vallahi onu ben istemiyorum. İstediği oyunculara bakıyoruz. Yarmolenko. Feghouli, Galatasaray Feghouli istiyor. Peki ya. Ya buradan üstüne tıklayınca kabul etmiş oluyoruz. Pavon var. Mesela şu Pavon'la girişimde bir bulunalım. Ama nasıl bir sayıca? Geri kaybı yok. Ama maaş bütçesi az. Eğer biz oyuncu göndererek olmuş olacak.
Şöyle tıklayalım. David Neres gördüm. Onunla konusu takımı getirebilir misin? Gerçekten mutlu olun. David Neres. Kritik açıktı. Hadi girişelim de bunun. Ama bu bizim başkan istemiyor. Perkas. Haa Perkas'a 4.5 teklif gelmiş. Görüşelim. 4.5 diyorsan ben 5.5'a talep ederim. Gitti galiba Perkas. Ferdi Kadıoğlu 7.5 milyon. Satır değil kardeş. Ferdi satmam. Bu kim? Serdar Dursun'a 7.5. 7.5 az. 10 verirsen 10 milyon kabul etmedi. 7.5 veriyorsunuz, onu kabul etmedi. Şuradan Serdar Dursun'a gelip 6.5 vermiş. 8.5. Tamamdır. Son mesela dümdüz işaretliyorum. Ne yapacağımı dair bir fikrim yok. Tamamdır. Sona ermiş, bunu ekleyebilirsiniz diyor. 76'lık oyuncu var. Mesela şuna kontrat önerelim ama oyuncu göndermeden alamıyorsunuz. Okey anladım. Şimdi anladım yani. Emre'nin geldiğince yapacağız. Freiburg'a gitmiş. Ona benlik bir şey yok. Barak gitmiş. Ama kabul etmediyse ben ne yapayım? Her suçu bana atmayın. Nerede bizim şeyler? Hepsi gitmiş. Tamamdır. İstediğini çöz. Ben takımın bitme menajeri oldum. Bu olayı sevdim. Bakalım kime gelmiş. Arda Güler'i reddet. En yukarı bakalım. Burak Kapanca 2 teklif gelmiş. 3 ay. Reddet. Ferdiyet tabii ki reddet. Muhammed Gümüşkaya'ya Las Palmas'a gidebilirse hatta bunu görüşelim. Bir oyuncuyu gönderdik. Kul bilgi var. Bunu su kabul et. B. Yılmaz 22 yaşında. Su kabul et. 19 yaşında kabul et. Milli Boş'tan kalsın. Bu şunu gönderelim. Sen de 2 milyona gitmiş ol. Umarım doğru yaptık. Bir ilk maçı oynayalım da bölümü bitireceğiz. Valla para inanılmaz derece arttı. Legia Varşova'yı bir oynayalım. Legia Varşova. Şu ilk maçı merak ettim. Nasıl oynayacağız?
Sudan. Mesela zaten bir şey yok. Transferler. Serdar Dursun da şey gidecek. Bir Perkas 6.5'a 5.5. Hatta oyuncu buna bakabiliyoruz. Tamamdır. 37 yaşında, 36, 28 yaşında. Milançuk, bak şunu alalım. Ya bizim şu başkan da beni delirtiyor. Yani burada kendi takımımı belli edebiliyorum. Altay tamamdır. Novak, Sangali. Ferdi şuraya koy. Osayi yok mu Osayi? Gelsin Osayi buraya. Gerçek 11 yakın yapacağım. Gustavo tamam, Mesut, İrfan. Bilişte Valencia. Şöyle yapalım. Yedeklerde Crespo şuraya gelsin. Ya da gelmesin. 6.76. Crespo şurada olsun. Arda Güler şurada olsun. Mert Hakan şurada olsun. Yani Zayt yedeklerde olmayabilir. Taktik. Anladın, taktik yapabiliyorsun. Takımı gönder. Bakalım ilk maç ne olacak? Ozan Tufan oyuna girdi. Ha, biz giriyoruz ya, yok rakip giriyor. Ha, böyle şeyler de var. Tamam, ben bunu net kariyer yapacağım. Altay. Aferin Altay. Gustavo çıkmış, Ozan girmiş. Tamam, biz geliyoruz. Keşke atsaydım. Orta bir kafa kaleci. Biraz bir baskı kurduk. Bir önce ve ikinciye tamamen konsantre olmalıyız. İlk gol çok önemli. Mesut'un destekleri bunu dedi. Mesut'un yerine Crespo'yu almış olalım. Giyse. Çünkü Mesut Özil dinlensin. Eyvah, iyi giriyor. Atamadı. Bizim defansımız, ben güveniyorum ya. Bizim takımın en iyi oynayan kimmiş? Böyle çıktı, Mert Hakan girdi. Adaziz girdi, o sahaya çıktı. Bence yalnız kalan. Al işte. Pastuk oyun istiyor bir de. Yani yeni kariyerde final maç yaparsam İsmail Kartal'ı göndereceğim. Arda Güler oyuna girdi. Ne yaşayacak? Mini boşta değil, defansta oynuyor ki. Altıyı çıkardım. Ben İsmail Kartal, ne yapıyorsun? Eğer bunu kaybedeceksek Altay değişikliğiyle kaybedeceğiz. Rossi Diego Rossi attı. Ne yaptı? 96'de maçı kazanıyor. Penaltı da orada.
Klasik Fenerbahçe. 2 şut, rakip 11 şut çekmiş bu yani. Suat bir kişi maça katılmış Kadıköy'de. Maçın adımı Roş seçilmiş. Lig olmadığı için bir hazırlık maçları. Bakın bizim hakkımızda ne düşünecekler. Bakalım Ozan Tufan. Kaç? 8.5. Kim istiyor? 8.5'a 10'la yapalım. O 10 milyonu kabul etti. Para paradır. İsmail Katar'da her şeye üzülüyorsun. İki yaş arttı. O zaman potansiyel raporu geliştiriyor. Tamamdır. Şu bol maçını da yapalım. Hem tıkı tıkı potansiyel yapıyor. Biz yapamıyoruz. Üçünü yolladık. Belki bir işini alalım. Kimi arayacağız? Ben genç bir işini almak istiyorum. O da Sumyan çok iyi istiyorum. Yok, bizim başkan beni sevmedi. Bir şey kaç para? 11 milyon mu? Adres sat. 11. 13 yapalım. Güzel. Ona göndermiş olduk. Başka susun kabul et. Şu kim? Zahitçer 8.5. 10 milyon. Biz herkesi yolladık. Şu an 17 Temmuz'dayız. Ha mesela benim başkan niye beni istemi merak ettim. Bütçe. Maaş limiti. Maaş bütçesi çok eksilerde, biraz gelişsin ya. Getirmiyorsan o zaman beni kovun hocam. Bol maçını da yapalım. Bu tabi sıkarttan dolayı kaldı dışı. Takımı seçelim. Ferdi. Ferdi şurada. Nazım. Ay Samuel. İki tane defans ve orta saha niye çıkıyorsun? Yok, bu taktiği bir değiştirelim. 4-3-3. Daha iyi. Dört, üç, üç. Ha tamam, bunu yapmış. İrfan Can gelsin. Buraya Crespo. Lemi. Kapatacak, sen gel. Rossi, tamamdır. Böyle bir oynayabiliriz. Sonra takımı gönder. Buna karşı birazcık kazanalım yani, o kadar değil. Aha, gol yiyeceğiz. Yemedik.
Altay var, Tişen Serdar. Bu birazcık saçma olmuş. Esper kariyeri yapma. Yorum adı belirtin. Süper Lig kariyerimi yapalım. Yoksa bir İngiltere Ligi kariyerimi. Mesela bir Liverpool olabilir. City olabilir. Chelsea olabilir. Burayı da kazanmıyorsun zaten. Gidin kaybedin. Geliyoruz. Rossi'yi ilk önceden kart görmüş. Ama neden? Uy, frikikten. Geçirdin zaten yuhdad. Novak girdi oyuna. Tamamdır. Değişiklik hakkında 500 çıkartın diyor. Oraya bir Mert Hakan yakışır. Bir de kartı var Rossi'yi. Şöyle bir değişiklik başlayabilirsiniz. Milli boşluğunu bir deneyelim. Haydi bakalım. Burada karşı iyi oynayın. Video süresi ne kadar uzun oldu bilmiyorum arkadaşlar. En azından şu ikinci maçı da bitirip videoyu bitiririz. Hoca Sosa oraya girdi. Oğlum. Boruyu da yenemiyorsunuz, biz ne yapalım? Burada oyuncu ciddi yaptı. Svezay oyuna girdi. 2.4 ile Tisayar maçına adımı son konumunda. Başka da yok. Hatta 9 Tisayar. Nazım aldı. Al işte. Kaşan gol attı ben. Ve her vakitini dörtlü olursam İsmail Kartal'ı kovacağım. Ona da bakalım tüm dörtlülerde İsmail nasıl. Al işte. Bolu'yu da kaybediyoruz. Kim girdi? O Crespo sakat görmüş. Paslasanız da bir şey yaradı yok. Şey bakacağım bu arada. Kadro değil, personel. Şunu yapalım. 4-3-3 ve 4-3-2-1. Evet, şunu yapalım. Hele şükür. 16 arkadaşlar, bir sonraki bölümde kariyer yaptığımızda bir karar veririz.
Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 45 dakikadır kayıttayım. Umarım eğlenmişsinizdir. Seri olarak gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.